Merak etme. Yanımda olduğun müddetçe hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah. Senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım ben... Ben istedim geldim. Bir sakıncası mı var? Buna sen karar veremezsin Hürrem. Kimi istersem alırım. Sana soracak değilim. Gülşah kabahatlerinden dolayı kovuldu. Benim müsaadem olmadan dönemez. Derhal gidecek bu hatun. Maydevran dairemden çık. Bir daha da sakın destursuz girme. Hürrem. Kime istiyorsun git. Şikayet et. Gülşah burada benim hizmetimde olacak. Sen bilirsin Hürrem. Hünkârımıza izah edersin bunu. Hünkârımızla görüşmek istiyorum, haber verin. Burada değiller sultanım. Öyle mi? Neredeler? İçeri gel. Bu ne cüret Mahidevran? Gülfem'i de mi rakip gördün kendine? Bağışlayın fakat ne dediğinizi an... Gülfem'i öldürmek istemiş birisi. Söylediklerine göre de emri sen vermişsin. Hayır. Asla ben bir şey yapmadım. Zinhar alakam yok. Gülfem Hatun yalan mı söylüyor? Onu öldürmeye çalışan gafil senin ismini zikretmiş. Tuzak bu hünkârım. Suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Nasıl inanırsınız? Bu mümkün mü? Hemen neden yapayım? Yemin ediyorum yalan, iftira. Harem'i borç batağına sürüklediğinde mi yalan? Yahudi saraftan aldığın borcun haddi hesabı yok. Bu doğru lakin... Bana söylememesi için tehdit etmişsin. Hünkârım hayır. Harem'i sana emanet ederken başıma bunların geleceğini biliyordum. Lakin sana bir fırsat daha vermek istedim. Her şeye yeniden başlaman ve düzeltmen için bir fırsattı bu. Sen bunu değerlendiremedin. Yazık. Seni azlediyorum. Şimdi dairene dön. Hünkârım. Sana dairene dönmeni söyledim. Hürrem yine yaptı yapacağını. Öyle bir oyun etti ki bana. Bunun lekesini 40 yıl uğraşsam çıkaramam. Hünkârımız azletti beni. Akıbetimin ne olacağı belli değil. İbrahim ne olur bir şey yap. Engel ol buna. İbrahim duymuyor musun beni? Susun artık. Duymak istemiyorum sizi. Her ne yaptıysanız neticelerine katlanın. Yıllardır arkanızı toplamaktan yoruldum.
Altyazı M.K.